Evet herkese merhabalar efendim. Oh. Sağlam vurdum dizlerimi. Evet, uzun bir zamandan sonra yeni bir vlog'da daha görüştüğümüz için mutluyum. Kutluyum. Üstüm kaşarlı. Aslında film mızmızlamaları tarzı şeylerle hafiften vlog tarzı konseptlerle geri döndüm denebilir. Yani şu ana kadar 3 tane mi film mızmızlanması çektim? Onları vlog olarak sayıyor musunuz siz bilmiyorum. Ben saymıyorum. Her ne kadar kamera karşısına geçip normal konuştuğum şey olur olsa da. Vloglar daha benim kişisel hayatımdan bahsettiğim şeyler olduğu için daha farklı konulardan konuştuğum şeyler için tam olarak o mızmızlanmaları vlog olarak saymıyorum ama evet. Bu sanıyorum geçen sene yok 2017 Şubat gibi miydi? Ocak gibi miydi? Ne zamandı o kanalın ne olduğu videosundan beri çektiğim ilk vlog videosu olduğunu tahmin ediyorum. O zaman da bir defalarca vlog çekmek istedim ama hep bir şeyler yanlış gitti. Hep içimden gelmedi. Bir şeyler oldu. Sonuç olarak çekemedim. Şimdi bu vlogu 2-3 şeye adayacağım. Öncelikle kanalda yakın zamanda neler geleceğini, neler yaptığımla alakalı. Daha doğrusu YouTube ve Twitch kariyerinde neler yaptığımı anlatacağım. Kısaca geçeceğim. Ve ondan sonra da üzerinden yeteri kadar zaman geçtiği için artık Gamesel'de neler olup bittiğinden bahsedeceğim. Uzun mu olur, kısa mı olur ben de bilemedim şu anda ama hemen gireyim konuya. Öncelikle bana en sık gelen sorudan bahsedelim. Assassin's Creed Origins incelemesi nerede diye sürekli sorup duruyorsunuz. Nerede mi soruyorsunuz? Twitch'te soruyorsunuz. Birazdan ondan bahsedeceğim. Assassin's Creed Origins incelemesi için şu an uğraşıyorum. Elimden geldiğince hızlı şekilde çalışıyorum üzerinde. Yaklaşık 32 dakikalık bir inceleme olacak. Ben 18. veya 19. dakikasında falanım. Yani işten ve farklı şeylerden çok fazla oyun bile oynamıyorum bu arada. Sırf o incelemeyi yapmak için şu an oyun oynamam bile kestim. Hani canlı yayınlarda oynadığım şeyler haricinde doğru düzgün oyun bile oynamıyorum. Yani şu anda elimden geldiğince kalan tüm boş zamanımda onunla uğraşıyorum gerçekten. Yani harbiden safsakladığımdan falan filan değil. Sadece düşündüğümden çok daha uzun sürdü. Normalde Aralık'ın 15'inde ben o videoyu yayınlamak istiyordum. Aralık'ın 15'inde Assassin's Creed Origins incelemesi çıkmış olsun. 15'inden sonra ben hemen yılın en sevdiğim 10 oyunu üzerinde çalışayım. Onu da çıkarayım. Hani 15 güne eğer hızlı çalışırsam birazcık çok fazla detaya girmeden yaparsam 15 güne onu da tamamlarım. Ayın 1'inde de onu yayınlarım. Çok tatlı olur dedim ama olmadı abi, yapamadım. Maalesef o 32 dakikalık inceleme beni düşündüğümden daha fazla yoruyor. Daha fazla uğraştırıyor aslında. Yormaktan daha çok uğraştırıyor gerçekten. Yani bazı günler sadece 30 saniye falan ilerleyebiliyorum incelemede. Bazı günler 2-3 dakikaya ilerleyebiliyorum. Tamamen o geldiğim kısımlarla alakalı. Oyunun işi daha çok zorluyor senaryo kısımlarına vesaire vesaire. Şimdi de onun detaylarına girmeye gerek yok ama en geç maksimum o zamana kalmaz gibi geliyor ama en geç hani 1 Ocak'ta yayınlayayım diyorum. Yani yılbaşı hediyesi gibi olsun Assassin's Creed Origins incelemesi diyorum. O zamana kadar kalmaz diye düşünüyorum ama kalma olasılığı da var. Çünkü bu arada bir sürü farklı şey var efendim yapmam gereken. Şimdi hemen şunu araya sıkıştırayım öncelikle. Bu hafta sonu yani ayın 23'ünde cumartesi günü ben, Enis Kirazoğlu, Mete Özü ve Easter Gamers TV ve Tuna Akşen yani tabii ki Pinti Panda. Pinti Panda dedi, doğru telaffuz dedim. Pindi mi dedim? Pinti Panda efendim. Ayıp olmasın. Pinti Panda dördümüz NVIDIA etkinliğinde olacağız. Nerede bu etkinlik? Bir an yerini ben de unuttuğum bir şey söyleyemedim. Vatan Bostancı'da. Bostancı Vatan bilgisayarda olacak. Daha önce orada Watch Dogs 2 etkinliği yapmıştık. Eğer geldiyseniz hatırlıyor olabilirsiniz onu. Bu cumartesi günü orada olacağız. Saat kaç diye sorarsanız açıkçası ben de saatini şu an tam olarak hatırlamasam da siz saat 1-2 gibi gelin. Biz oralarda oluruz. Yılın oyunları konseptli bir etkinlik olacak. Sanıyorum yılın oyunlarını konuşacağız, birlikte oynayacağız. Takılırız, muhabbet ederiz falan filan. Buyurunuz geliniz birlikte orada eğlenelim diyorum efendim. Etkinlik duyurumu da yaptıktan sonra diğer konulara geçiyorum. Peki Assassin's Creed Origins incelemesi haricinde neler yapıyorum şu anda? Her hafta dediğim gibi film mızmızlanmaları çekiyorum. Benim yapmak istediğim bir konsept. Uzun bir süredir düşünüyordum. Bir türlü karar verememiştim. Sonunda kararımı verdim. Artık başladım. Her hafta neredeyse cuma günü sinemaya gittiğim için her hafta ben bir film mızmızlanması çekmek istiyorum. Onun üzerine konuşmak istiyorum. Beni çok fazla yormayan şeyler inceleme değiller aslında. Sadece kısa sürede hemen görüşlerimi belirttiğim video tipi o. Çok fazla bir kurgusu yok, bir şey yok. Rahatça çıkarabiliyorum. Hem de kanala içerik çıkmış oluyor. Hem de ben de zaten bu filmlerle alakalı konuşmak istediğim için kendim de tatmin etmiş oluyorum onu yaparken. Ama bunu filmle sınırlamak istemiyorum. İlk başta sadece film mızmızlanmaları diye çıkarmıştım. Sonradan değiştirdim. Sadece mızmızlanma yazıyor şu anda. Film mızmızlanmaları yazmıyorum. Farklı şeylerden de konuşmak istediğim oluyor benim orada. Dizilerden de konuşmak istiyorum. Animelerden de konuşmak istiyorum. Yeri geldiğinde kitaplarla alakalı da konuşmak isteyeceğim vesaire. Onları da konuşabileceğim bir seri haline getirmek istiyorum
mızmızlanmaları. Yani vloglara falan normalde biliyorsunuz oyunları, oyun incelemeleri yapıp orada anlatıyorum. Ama onun haricindeki tüm medyayı ben normalde vloglarımda anlatıyordum. Artık vlogu daha kişisel mevzular için harcayayım diyorum. Bu tarz ne bileyim işte kitaptır, filmdir, dizidir, animedir, zartajuttur. Bunların hepsini şeye saklayayım. Mızmızlanma kısmına saklayayım ve oradan anlatayım. Malum bir zamanlarda anime kanalı açma niyetim vardı biliyorsunuz ama kurgucu bulamadığım için açmamıştım. Çünkü öyle bir şeye yetişemem diyordum. Animeleri de bayağıdır izlemiyorum ama yani tekrardan bir eğer geri dönüş yaparsam ki arada bir yani ne bileyim senede 2-3 tane seri izliyorsam artık eskiden yani neredeyse 50 tane seri izliyorsam şimdi 2-3 taneye düşürdüm onu. Ve orada izlediklerime değer konuşmaya değer bulursam oturur orada konuşurum mızmızlanma serisi hatta. Bu da yaptığım şeylerden bir tanesi. Bir diğeri sürekli olarak canlı yayın yapıyorum efendim. Her pazartesi ve çarşamba günleri kendi kanalımda salı ve cumartesi günleri konsol oyun kanalında canlı yayın yapıyorum. Pazartesi ve çarşamba akşamları genelde saat 9-9.30 gibi başlıyor. Yani 2 saat devam ediyor. Bazen 10'a falan sarktı oluyor. 10'la 12 arası ama genelde canlı yayınlar 2 saat oluyor ve pazartesi çarşamba günü genelde 9 ile 9.30 civarında başlıyor. Sadece 2 kez falan kaçırdım herhalde. Onda da babam buradaydı. Ondan dolayı canlı yayın yapamadım. Malum ufacık benim evim şundan ibaret. Şu gördüğünüz şey benim evim. Çok göremiyorsunuz gerçi ama. Ya küçük bir yer abi. 1+0 bir evde oturuyorum. Çok da büyük bir eve sahip değilim. Hani 1+0 komik geliyor olabilir ama size harbiden başka bir şey yok. Şu oda, bir tuvalet, bir de mutfak var o kadar. O yüzden canlı yayın yapamadım ama ondan beridir sürekli düzenli olarak devam ettim. Orada eğlenceli yayınlar yaptık. Özellikle Yakuza 0'la, Yakuza 0 da ilginç oluyor. Yakuza Zero ile bayağı güzel yayınlar geçirdik. Yakuza Zero'nun bir mini oyununu bildiğiniz 5 bölümlük bir ilginç bir maceraya çevirdik. Bir godoşluk macerasına. Twitch linkini aşağıda bulabilirsiniz. Twitch.tv/dostkayaoğlu kanalını girip bulabilirsiniz orada eski canlı yayınları vesaire. Şu anlık belli bir canlı yayın programı üzerinden gitmiyorum. Hala canlı yayın programları falan filan yapmamamın sebebi hala tam oturmuş gibi hissetmiyorum. Her ne kadar yani neredeyse 1-2 aydır düzenli olarak yayın yapıyor olsam da gene de hala tam her şey oturmuş gibi değil. Tam oturduğu zaman onu ayrı bir video olarak Twitch yayınları olarak muhtemelen her hafta çıkarırım. Aynı zamanda kanaldan duyurusunu da yaparım. Çok fazla şu an duyurusunu da yapmıyorum mesela yayınları. Direkt olarak açıyorum, gelen geliyor. Ama bundan sonra mesela şeylere girdiğim zaman yayınlara gireceğim günler sabahtan mesela duyuru videosunu atarım. Yayın olduğu zaman da yayın bittikten sonra da silerim mesela videoyu vesaire vesaire gibi şeyler. Aynı zamanda her hafta da gene derim kısa bir videoyla bu hafta şunlar oynanacak, şu gün şu saatte şunlar oynanacak şeklinde duyurumu yaparım. Evet, Twitch kısmında geçip YouTube'a geri dönersek şimdi yani film mızmızlanma vesaire falan filan da atlayalım. Başka yeni ne var diye sorarsanız. Öncelikle Let's Play kesinlikle koymak istemiyorum. Yani direkt oyun serisi yapmak istemiyorum zaten. Onun da sebebinden birazdan bahsedeceğim. Ha ne yapıyorum? Let's Play olarak sadece ilk izlenim koyuyorum. İlk izlenim haricinde başka hiçbir şey, başka hiçbir Let's Play konsepti sokmuyorum kanala. Onun haricinde dediğim gibi sürekli olarak kurgulu içerikler hazırlamaya çalışıyorum. Birkaç ayda bir de gelse ancak o da sürede hazırlanacağım. Birkaç ayda bir kurgulu içerik hazırlayıp koymaya çalışıyorum. Ama bunlardan başka bir de fark etmişsinizdir. Son dönem bir Naruto Online reklam videosu çektim. Direkt ısmarlama usulü sponsorlu bir videoydu. Normalde o güne kadar açıkçası ben hep bu tarz işlerden uzak durmaya çalıştım. Çok fazla reklam almamaya çalıştım kanala. Almadım da zaten bugüne kadar. Başka reklam almadım yani şeyler haricinde. Sponsorluk işleri haricinde nedir? Aldığım konsol oyunun reklamını alıyordum. Onlar bana oyun veriyordu. Ben de oyunları tanıtıp hem video içerik çıkarıyordum hem de yani para karşılığı değil ama tamamen oyun karşılığı yapıyordum o işi. Aynı şekilde MSI'da da herhangi bir şekilde para almıyordum onlardan da. Yaptığım iş direkt olarak. Onlar bana makine yolluyorlardı. Ben de o makineleri inceleyip karşılığında nedir? Yani o makinelerle size içerik çıkartıyordum. Sonuç olarak para almıyordum. İlk kez Naruto Online videosu ile beraber ücret aldım bir şey için. Reklam için. Ve yani yıllar boyunca neden reddettiğimi sorgulamaya başladım ondan sonra. Çok para göz bir insan olmasam da YouTube işi yapmak ve YouTube'a sürekli olarak ekipman almakla uğraştığım için zaten. Son dönem bu arada bilmiyorum fark ettiniz mi video kalitesini artırmak için bayağı bir uğraştım. Bir sürü ışıklar, bilmem neler, zartlar, zurtlar, masayı bayağı odayı da elden geçirdim aslında. Sırf şu ikinci dolabı kendime adam gibi bir arka plan hazırlayabilmek ve önünde video çekerken daha iyi bir arka plan sahibi olmak için şu an vlog'da değil ama incelemelerde hani o boş duvar yerine arkamda şöyle bir kitaplık olsun diye aldım. Bir sürü şeyi değiştirdim odada. Şu an ikinci bir monitör var canlı yayınlarda beni rahat ettirebilmek için. Canlı yayınları daha iyi yapabilmek için gidip kendime adam gibi bir şey aldım. Capture kart aldım. Sağlam para ödeyip capture kart aldım. Ya Elgato capture kart aldım da normalde Elgato ile benim daha önce görüştüğüm hani bana sponsorluk karşılığında ürün yollayan sevgili Elgato
Daki benim tanıştığım insan ayrılmış sanıyorum oradan. O yüzden Elgato'ya ulaşamayınca mecburen gidip satın almak zorunda kaldım. Canlı yayınları yapabilmemin sebebi o. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Canlı yayın yapmamamın sebebi benim görüntünün geç gitmesiydi yayına. Ve onu ne yaparsam yapayım toparlayamıyordum. Sürekli olarak bozuyordu. Sürekli orada dengesi değişiyordu. Şu an aldığım alette bir gecikme yok. Direkt olarak 3.0 USB üzerinden yolladığından dolayı gecikme olmadan canlı yayınları rahat rahat yapabiliyoruz mesela. Ona sağlam para harcadığını bilmem ne falan ve Naruto online videosunun aslında kabul etme sebebim de oydu. Yıllardan sonra dedim ki ya dedim dünyanın masrafını ettim. Hani sırf canlı yayın yapacağım diye, sırf videoları daha kaliteli hale getireceğim diye dünyanın masrafını ettim. Abi dedim birazını karşılar en azından, yani bir kısmını en azından karşılar. Ve bayağı yardımcı oldu. Ciddi sıkıştım çünkü o ay. Hani ciddi ciddi sıkıştım. Kredi kartından araba aldım her şeyi ve ciddi sıkıştım. Ne yapacağım ben falan derken Naruto Online beni harbiden kurtarmış oldu. Ve dedim ki yani abi bundan sonra gelen fırsatları değerlendireceğim. Yani hani bu YouTube kanalını sırf hobi olarak devam ettiriyorum. İyi güzel ama eğer ben bu işi büyütmek istiyorsam, eğer ben bu işi daha iyi hale getirmek istiyorsam, yıllardır çünkü en büyük çekincem buydu. Hep ya kendime ışık alayım daha kaliteli olsun diyorum. Yok abi çok pahalı alamam. Abi Elgato alayım da yani görüntü direkt gelsin canı yapayım. Yok abi çok pahalı alamam. Böyle böyle geçirdim tüm zamanı. Hayır abi bundan sonra böyle olmayacak. Bundan sonra her zaman geleceğinden değil ama bana bu tarz işler geldiği zaman, tanıtım reklam işleri geldiği zaman onları kabul edeceğim. Merak etmeyin. Gelen parayı da her şekilde zaten direkt olarak ya şu kitaplığı doldurmaya harcarım, o benim kişisel hobime giriyor. Evet ya da ben burayı daha kaliteli hale getirmek için uğraşırım videoları, ki mesela kameramı değiştirmek istiyorum. Gelecek olan işlerden biriyle belki onu değiştirebilecek bütçeyi alırım, bilmiyorum. Ha konuyu nereye getirmeye çalışıyorum aslında? Evet bir tane daha Naruto'dan sonra başka bir reklam işi daha almış bulunmaktayım. Cuma günü yayınlanacak o videoda. Bundan sonra ara ara da böyle reklam videoları göreceksiniz. Ona haber vermek istiyorum size. Ve hayır burada şey yaptığım bir şey yok. Yani sakladığım bir şey yok. Tamamen para için yaptığım işlerdir. Ama bu parayı sadece aç gözlükten falan filan değil. Sadece bu işi daha iyi hale getirebilmek, daha profesyonel hale getirebilmek için harcayacağıma emin olabilirsiniz. Ya da şurayı doldurmaya. Evet, onda dürüstüm. Ya da şurayı daha iyi doldurmaya. Ya şu an birazcık boşluk var. Bilmiyorum görüyor musunuz? Mesela Sharpshooter'ın olduğu yerde birazcık daha oyun lazım. Aşağıları bir yerlere ve her şey pahalandı. Her neyse, bu para muhabbetini daha fazla uzatmayalım. Şimdi öncelikle birazcık şey yaptık. Catching up deniyor ya İngilizce'de. Nedir? Hani uzun bir süredir görüşmediğimiz için direkt olarak bu şekilde sizlerle canlı yayınlara gelenler kastım. Canlı yayındakilerle sürekli muhabbet ediyoruz ama kanaldaki görmeyen insanlar uzun süredir bu şekilde görüşmediğimiz için neler dönüyor neler oluyor diye bir anlatma gereği duydum. Şimdi bu videonun asıl konusuna geçeceğim arkadaşlar. Gamesel meselesinden bahsedeceğim. Ne kadarınız haberdarsınız, ne kadarınız haberdar değilsiniz bilmiyorum ama ben yaklaşık 6-7 ay kadar bir süre boyunca Gamesel adındaki bir firmada çalıştım. Ve bu geçen sene ne zaman başladı? 2016 Kasım ayında falan başlamış olsa gerek. Neydi o dönem? O dönem neler olduğunu biliyorsunuz. Mayıs ayı gibi turizm sektöründeki işimden ayrılmıştım. Turizmin giderek kötüye gitmesiyle ve ofisteki ortamın çok fazla gerici bir hale gelmesinden işimi bırakıp YouTube üzerine çalışmaya başladım. Yani kendimi YouTube adadım, başka bir işim yoktu. Yapabileceğim başka bir şey yoktu zaten. YouTube üzerine çalışmak ve hayatımı geçindirmek zorundaydım. O zaman YouTube'da çalışmaya başladığımda bazı sözler verdim. Dedim ki her hafta bir tane kurgulu video, madem dedim artık evden çalışıyorum, her hafta bir tane kurgulu video gelecek. Ve geri kalan günlerde de her ne kadar ben hoşnut olmasam da bundan, ya bu kanalın bir momentuma sahip olabilmesi için, bir sürekliliğe sahip olabilmesi için de Let's Play videoları çekeceğim. Haftanın 5 günü Let's Play yayınlanacak. Cumartesi günü kurgulu video yayınlanacak, pazar günü de vlog yayınlanacak ve biz haftanın her günü bu şekilde bir video yaparak devam edeceğiz. Nasıl olsa şey diye düşünüyorum. Let's Play'ler zaten beni şey yapmayacak, kasmayacak. Onları yapması çok kolay. Tak 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 hemen onları çekip atacağım. Geri kalan sürede yani 5 gün gibi bir sürede kurgulu videoyu eğer ben full üzerine çalışırsam bitirebilirim diye düşünüyorum. Vlog zaten kameranın karşısına geçip bu şekilde konuştuğum beni hiç zorlamayan bir video türü. Bunu yapmak çok da zor olmasa gerek diye düşünüyorum. Yani bütün hani YouTuber'ların büyük bir kısmı, yabancı YouTuber'ların özellikle yaptığı şey bu. Yani bu adamlar yapabiliyorsa ben niye yapamayayım diye düşünüyorum. Bunu şey üzerinden duyurdum. Kanal üzerinden yine aynı şekilde bu şekilde bir vlog üzerinden duyurdum. Sağ olun çok yardımcı oldunuz. Hani size de özellikle işte direkt insanların sorduğu soru şeydi zaten. Abi sana nasıl yardımcı olabiliriz? Hani ne yapabiliriz? Ne yapalım, bir yerden bağış mı yapalım? Direkt işte Twitch yayını aç, para yollayalım falan filan. Ben de şey demiştim, hayır para falan yollamanıza gerek yok. Videolarımı Adblock açmadan seyredin. Videoyu beğenmediyseniz ki beğenmeme şansınız yüksek. Kapamayın. Arka planı sesini kısın atın sonuna kadar oynayın. Bir oynasın.
Arada bir de reklamlara tıklayayım falan dedim ve çok başarılı oldu. İnsanlar gerçekten çok yardımcı oldular. Birkaç gün içerisinde benim YouTube gelirlerim aşırı büyük oranda arttı ve gerçekten o yazı rahat geçirdim. Yani rahat geçirdim derken ekonomik anlamda herhangi bir sıkıntı yaşamadan rahatlıkla geçirdim yaz aylarını. Videolar beni gerçekten çok görüyordu, o ayrı mesele. Çünkü benim kurgulu videolarım, sonradan fark ettim ki yabancıların yaptığı haftalık kurgu videolarla benim yaptığım haftalık videolar aynı şey değil. Yani onlar ya ekip olarak çalışıyorlar ya da kurgulu videolar genelde 10-15 dakikalık falan oluyordu. Ben kendimi yırtıp yani yarım saatlik incelemeler falan yapmaya kasıyordum gene ve tabii ki de onların kurgusu işin içinden çıkılmaz bir hal alıyordu. Şu an zaten şaşıyorum kendime nasıl bir süre o programı devam ettirebildim diye. Yani bir günde 30 bin 30 bin 35 bin karakterlik yazılar çıkarıyordum. Bir günde pazartesi günü oturup onu yazıyordum. Salı günü onun ses kurgusunu atıyordum. Sesini ayıklıyordum. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri de o bildiğiniz 32, 33, 34 dakikalık videoları kurguluyordum. 3 günde. Ve yani bunu dediğim gibi her gün, o zamanlar da söylüyordum sürekli, insan inanmıyordu ama günde 15 saat resmen çalışarak yapıyordum bunu. İlk 1-2 hafta eğlenceliydi ama sonradan tabii ki hiç boş zamanım kalmamasıyla, hani evden çalışan bir insan olarak sıfır boş zaman, oyun oynayacak bile boş zamanım olmamasını düşününce, ki o dönem bir de hani oyunlar açısından hiçbir şey de yok. Yeni oyun falan da çıkmıyor. Yaz ayları neredeyse oyun yok. Tamamen kendimi işime verebiliyorum ama ulan yeni bir oyun çıktığı zaman ne bok yiyeceğim ben diye düşünerek geçiyorum. Yani ne zaman, hangi ara oynayacağım ki bu kadar kalabalığın içerisinde, nasıl oynayacağım? Ya kanalı Let's Play'ini atarken oynayacağım ki o zaman da ben oyunu gerçekten deneyim edebildiğimi hissetmiyorum. Ya da direkt olarak kanaldaki bütün videoları ara verip onunla uğraşacağım falan diyordum. Korkunçtu gerçekten. Yani bayağı yorucuydu. Kısa bir süre içerisinde beni tüketti. Let's Play videoları zaten hiçbir zaman benim kanalımın gözde kısmı olmadığı için, yani belki ilk başladığım dönem insanlar benim kanalımı Let's Play için takip almış olabilirler ama uzun vadede ben Let's Play'i hep ikinci plana bırakıp daha çok kurgulu videolar üzerine gittim ve insanlar onun için benim kanalıma gelmeye başladı. Let's Play hiçbir zaman kanalımın odağı olmadı. Hiçbir zaman insanların gerçekten bu kanala geliş sebepleri olmadı. Ben kendimi iyi bir Let's Player olarak da görmediğim için başlarda zaten bakıyorum bu arada eski videolara falan da bayağı enerjikmişim ama o enerjiyi yıllar içerisinde kaybettim artık. Bir oyun oynarken kamera karşısında o kadar enerjik olamıyorum. Yani Twitch'te olabiliyorsun direkt seyircilerle etkileşime girdiğin için ama kamera karşısında yalnız başınayken onu yapması gerçekten zor. Yani o role girebilmek, o heyecanı, o enerjiyi verebilmek gerçekten zor ve veremedim o enerjiyi de. Hafta içi yayınlanan Let's Play videolarında kesinlikle o enerjiyi verebildiğime inanmıyorum. O işi o kadar yoğunlukla ve zorunlu hissederek yapmaya başlayınca da doğal olarak sağdan solda bir sürü hatalar çıkmaya başladı. Video kayıtlarında bir sürü sıkıntı çıktı. Tekrardan çekmek zorunda kalması falan beni hasta etti, sinirlendirdi falan. Doğal olarak da çok da izlenmediler. Ya ben olsam ben de izlemezdim bu arada o videoları ve izlenmeyince ben doğal olarak moralim bozulup hani ben bunları niye yapıyorum ki falan diye düşünmeye başladım. Yani izlenmiyor derken normalde izlenmemin çok 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 altında kalıyordu onlar falan. Ve beni ufaktan ufaktan korkutmaya başladı. Haftalık şeyleri yetişemez hale geldim. Kurgulu videoda yetişemez hale geldim. Mesela o dönem Deus Ex Mankind Divided çıkmıştı. Oyunu çok beğenmiştim. İncelemek istiyordum. Bir hızlıca bir inceleme yapmaya çalıştığım 20 dakikalık, içime hiç sinmedi o 20 dakikalık inceleme. Dedim ki bu inceleme böyle olamaz abi. Benim bunu adam gibi incelemem lazım. Yani ben bu oyunun hakkını yiyorum diyerek üzerine bayağı bir abanarak çok daha uzun hale getirdim. O incelemeyi bir aya yaydı mesela. Normalde o hafta çıkması gereken inceleme bir ay sonra çıktı vesaire vesaire. Tabii ki yaz tatili bitti, okullar açıldı. Doğal olarak benim şeyler, izlenmeler düşmeye başladı. Herkes de yaşandığı gibi benimkiler de düzmeye, inmeye başladı ve hani baktım böyle gidiyoruz. Hani iyi bir yere doğru gitmiyor bu durum. Benim bir işe ihtiyacım var. Belki işe girmem lazım. Her ne kadar YouTube'dan o dönem hala iyi para kazanıyorum ama uzun vadede çok da işe yarayacak bir formül gibi durmuyor. Dedim yani işe girmem lazım bir yerde ne olursa olsun. Bir de tabii sadece o değil, sadece para meselesi de değil abi. Tükenmiştim, gerçekten tükenmiştim. Artık ciddi bir depresyon modundayım. Hiçbir şeyden keyif almıyorum. Ne yaparsam yapayım sürekli olarak beynimin arkasında kanal var. Hani geçirdiğim her boş saniyeyi sanki oraya harcamak zorundaymışım da sorumluluğu yerime getirmiyormuşum gibi, sorumluluğum da harbiden sorumluluğum. Yani para kazandığın yer, yapmak zorundasın o işi falan diye ve felaket bir depresif moddayım. Hani çok sevdiğim videoyu yapma işten nefret eder hale gelmiş durumdayım. Yani ve yalnız çalışmaktan da bıkmış durumdaydım bu arada. Etrafımda insan istiyor birileri. Yani sürekli olarak abi evde oturup sabah akşama kadar bilgisayar başında tık 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 kurgu yapmak harbiden keyifli. Etrafında birileri olsun istiyorsun, muhabbet etmek istiyorsun vesaire. O sırada işte bana bu Gamesel teklifi geldi. Talha'nın aracılığıyla tabii ki. Talha'da da o dönem eşek kadar adamlara hala aktif bir şekilde devam ettiğimiz için haftada bir gün benim kaçışım gibi bir şeydi vardı. Bildiğiniz eşek kadar adamlar benim tatilim gibiydi. Cumartesi günü gidiyordum. Bizimkilerle buluşup 1-2 saat muhabbet ediyorduk. Ben birazcık
ki şarj oluyordum yani resmen. Talha bana Gamesel teklifiyle geldi dediğim gibi. Gamesel de şuydu. Turkcell'in başlattığı bir proje. İçinde oyun basınından, e-sporundan marketine her şey olan bir oluşum ve dışarıdan bakıldığı zaman neredeyse her şeyi mükemmel göründü. Mükemmel planlanmış bir organizasyon gibi duruyordu. Neydi Gamesel? Dediğim gibi Turkcell'in oyun platformuydu. Ne olacaktı? O şeyin içinde, Gamesel'in içinde bir mağaza olacaktı. Bir market olacaktı ve Turkcell oradan oyun satacaktı. Ama sadece onunla değil, sadece bir marketten ibaret değildi işte. Bunun mesela benim içinde bulunduğum bas kısım vardı. Oyun basını. Biz oradan hem oyun haberleri üzerine yoğunlaşacak hem de farklı farklı içerikler çıkaracaktık. Benim zaten hayalimde olan şey bu yıllardır. Hani bunu tek başıma yapıyorum ama hep bir böyle bir takımın içinde olmak benim hayalimdi zaten. Ne yapacaktım? Gidecektim direkt olarak ben. Kurguya hiç bulaşmayacaktım. Zaten ondan kurgudan kusmak üzereyim. Sürekli olarak kurgu yapmaktan kusmuşum. Hani ne yapacaktım oraya? Gidecektim sadece. İçeriğimi çıkaracaktım. Yani metnimi yazacaktım. Seslendirecektim. Kurgucuya verecektim ve onlar çıkaracaklardı. Ve o zamana kadar bu arada benim çıkaramadığım ekipmansızlıktan şundan bundan sürekli olarak dedim ya almaya hani hep yok abi çok pahalı alamam falan filan diye almadım ya bir sürü şey. Orada o ekipmanlar bana direkt verilecekti bir stüdyo ile beraber yeşil perdesiyle bilmem nesiyle dekoruyla kamerasıyla ışığıyla mikrofonuyla her şey önüme hazır bir şekilde sunulacaktı. Ve ben o stüdyoyu istediğim gibi kullanarak hem istediğim içeriği çıkaracaktım hem de kurgu yapmak zorunda kalmayacaktım. Bu benim için harika bir şeydi. Evet belki benim kanalımda olmayacaktı videolar ama bunun önemi yoktu benim için. Ben istediğim içeriği yıllardır çünkü kafamda olan bir sürü farklı içerik türü vardı. Mesela Talha işte kafan neler var abi neler yapabiliriz dediği zaman o işte ne bileyim Gamesel'de çıkardığım bilmiyorum seyrettiniz mi hiç Gamesel'deki videolarım ama incelemeler haricinde işte nerede yanlış gitti diye bir konseptim vardı. Sadece bir video yapabildim. O da işte oyun dünyasıyla alakalı herhangi bir proje neden yanlış gitti, neden sıçtı, ne aşamalar bozdu olayı falan gibi bir video projesi. Yapmak istediğim bir şeydi mesela. Wii U ile girdim ona. Wii U'nun ticari başarısızlığından bahsettim. Bir daha devamını çekemedik hiçbir zaman. Ondan sonra Üşengeçler için serisi. Bir serinin yeni bir oyunu çıkmadan önce öncekileri özetleme videosu. Yani onda da ne yaptık? Watch Dogs'u yaptık. Final Fantasy 15'i yaptım. Final Fantasy filmleri ve anime serisini özetlemiştim. Watch Dogs 2 çıkmadan önce Watch Dogs 1'i özetledim. Onun haricinde ha bir de Mass Effect'i full yaptık. Mass Effect Andromeda çıkmadan önce yapacaktık. Ya aksadı neden aksadığını birazdan anlatacağım. İşte daha kafamda bir sürü farklı video konsepti vardı bu arada söylemiyorum çalınmasın diye ama bunlar zaten yayınlandığı için söylüyorum. Bir sürü video konsepti çıkardık biz Talha ile ve bunları yani şey olarak düşünüyorum ben. Acayip eğlenceli bir şekilde her gün direkt olarak geleceğiz sabah acayip enerjik bir şekilde. Bugün ne yapıyoruz abi diyeceğiz. Oturacağız metnimizi yazacağız, seslendireceğiz, skeçler çekilecek. Hem oyun kültürünü, bilgiyi eğlenceyle birleştireceğiz ve harika videolar çıkaracağız. Benim kafamdaki konsept bu. Orası bas kısmı dediğim gibi. Aynı zamanda işte oyun haberleri vesaire falan filan da olacak. Farklı bir sürü program konseptimiz de vardı orada. O bir. Öbür tarafta mesela Hive vardı. Bu kısım sadece e-sporla ilgileniyordu. Turnuvalar yapıyordu vesaire. Gene bütün e-sporun haberleri, mobeler de her şey orada giriliyordu da. Dediğim gibi hani bu ikisi bildiğin reklam olarak yani aslında bu ikisinin amacı Gamesel'in reklamını yapmaktı. Öyle söyleyeyim size. Yani Gamesel'in asıl olayı hani kendini marketten satılan oyunlar üzerinden döndürecekti. Biz aslında marketin bir nevi reklamını yapıyorduk. Her ne kadar direkt olarak markete yönlendirmesek de hani Gamesel'le sosyal medyada öne çıkacak olan şey biz olduğumuz için direkt olarak marketin reklamını yapıyormuş gibi olacaktık. Ve bu kendini kendi içerisinde böyle sürekli besleyen bir sistem gibiydi. Aynı zamanda Turkcell'in sunduğu bazı şeyler falan filan da vardı. Mesela oradan oyun satın aldığınız zaman Süper Online abonesiyseniz direkt olarak size bir turbo tuşu verilecekti ve o tuş üzerinden siz direkt olarak oyunu kotanızdan yemeden ve full hızda indirebilecektiniz. Böyle bir güzelliği olacaktı. 24 saat boyunca o turbo tuşu geçerli olacaktı. Siz oyunu satın alacaktınız. Adil kullanım kotanızdan da yemeyecekti. Hızınız da aynı zamanda son hızda olacaktı. Rahatlıkla oyunuzu indirip her şeyi yapabilecektiniz. Çok güzel bir sistemdi. Ha, bu arada kendi client olacaktı. Oyun oynadıkça siz o client üzerinden Steam gibi bir client düşünün. Onun üzerine oyun oynadıkça oradan puan kazanacaktınız. Ve o puanlarla anlaşmalı mağazalardan işte ne bileyim giyim mağazalarından, sinemadan, oradan buradan alışveriş yapabilecektiniz. O puanları orada harcayabilecektiniz. Yani hem oyun oynayıp ama ya mükemmel bir sistem düşünsenize bunu. Oyun oynuyorsunuz, para kazanıyorsunuz. Biz oradan istediğimiz içeriği yapıyoruz. Ben her zaman o stüdyoyu kendi kanalım için de kullanabilecektim. Hani ona da izin vardı. Kendi kanalım için içerikleri de orada çekebilecektim falan. Böylece videolarım daha kaliteli olacak falan.
kafamda bir sürü şey var. Ya dedim ki hani mükemmel bir iş ki o dönem bambaşka bir iş vardı aslında. O olmamıştı, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bayağı depresif video çekmiştim. Olmadı, çok önemli bir iş vardı. Çok istediğim yapamadım falan diye. Onun ne olduğunu açıklamayacağım ama. Tam onun olmaması üzerine bu projeyle bana gelince ben acayip mutlu oldum. Acayip sevindim ve direkt olarak Games'e doğru yola çıktım. Ki aslında o dönem normalde benim konsol oyunda çalışmaya başlamam lazım. Hani Taner abiye durumu açıklayınca Taner abi dedi ki gel benim yanımda çalış yani. Otur video çek. Konsol oyun kanalına video çek. Ne çekiyorsan çek. Let's play çek. Yani sabahtan akşama kadar let's play çek. Sıkıntı yok demişti. Tam oraya girmek üzereyken bu teklif geldi. Ben Taner abiyi bayağı yüzüstü bırakıp Games'e gittim. Dedim ki abi çok ciddi depresyondayım. Hani çok kötü durumdayım yani. Kendime gelemiyorum artık. Hani senin yanında çalışırsam hani sana bir söz verdim senin yanında çalışmak için ama senin yanında çalışırsam harbiden kendime nefret ederek çalışmaya devam edeceğim ve sonu nereye gidecek bilmiyorum dedim bu depresyonu. Games abi beni depresyondan çıkarabilecek şey gibi duruyor. Hani izin ver oraya gideyim, biliyorum birazcık ihanet gibi olacak sana, kusuruma bakma ama harbiden buna ihtiyacım var. Hani çok kötü durumdayım, buna ihtiyacım var, hakkını helal et dedim. Oraya gittim. Tabii ki Taner abiyle şeyim, ilişkim kesilmedi. Hatta özellikle Gamesel'deyken de başka bir yerle anlaşılmaya çalışıyordu. Ben direttim, konsol oyunu anlaşalım, sponsorumuz konsol oyunu, oyunları oradan alalım dedim. Onu da bağladım hatta. Neyse, sonuç olarak Gamesel'de işe başladım. Ve gerçekten heyecanlıyım ilk gün. Ofise geldim. Ofise girdiğim anda bir şeylerin yanlış olduğunu anladım Gamesel'de. Bir şeyler çok yanlıştı. Böyle garip bir dağınıklık, garip bir düzensizlik var, bir şeyler yanlış hani oluyor, bir şeyler orada oluyor gibi gözüküyor. Sanki herkes çalışıyor gibi gözüküyor ama ne olup bittiğiyle ilgili en ufak fikrim yok. Sanki hiçbir şey üretilmiyor, sanki hiçbir şey çıkmıyor gibi. Taha beni yarına oturttu işte abi dedi gel hani birlikte. Bugün sen benim yanımda otur, sana bir masa ve bilgisayar ayarlayana kadar. Bakalım ne yapalım, bir şeyler yapalım falan diye. Taha'nın yanına oturdum. Taha maillere cevap verdi bütün bir gün boyunca. Ben böyle oturuyorum ben. Hani ne yapılacak? Hadi başlayalım. Ben direkt çalışmak istiyorum yani. Ben zamanı böyle boşa harcamayı seven bir adam. Bir şeyler yapalım falan bundayım. Taha dedi ki ondan sonra gel konseptlerimizi çıkalım. Aylık takvim çıkaralım. Şunları yapalım falan filan. Ve onlara bakarken böyle içimden şey diyor. Ya ben yanlış karar verdim galiba yani. Bu çok yanlış görünüyor. Burası hiç benim beklediğim gibi bir yer değil falan filan modundayım böyle. Ortada bu arada ne bir stüdyo var. Yani ekipmanlar bir işte alınmış ama çekim yapılabilecek bir alan yok, bir şey yok falan filan ve ben böyle Allah Allah falan diyorum yani bir şeyler yanlış. İkinci gün geldi bana bir bilgisayar ayarlandı falan. Ben oturdum ondan sonra hani kafamdaki bazı içerikleri tek başıma yapabileceğim içerikleri metne dökmeye başladım işte. Üşengeçler içindir, nerede yanlış gittir, odur budur falan böyle döküyorum. Ondan sonra oyunlar çıkıyor dönemde tam hani sonbahar ayları zaten oyunlar çıkıyor. İncelemesi yapılacak, benden başka içerik çıkaran kimse yok. Yani Talha zaten çok yoğun. Sürekli olarak mail yayıyor ve sürekli olarak maillere cevap vermesi gerekiyor. Genel yayın yönetmeni sürekli olarak maillere cevap veriyor. Başka hiçbir şey yapamıyor adam. Hiçbir şeye zamanı yok. Sadece mail cevaplıyor. Ben hani içerik çıkaran tek kişiyim ve hani şeyi bekliyorum zaten. Uzun bir süre boyunca tek başıma evde içerik çıkarmışım. Geberiyorum zaten. Hani ekipçe çalışmak, keyif alarak, eğlenerek iş yapmak istiyorum. Gene tek başımayım. Bir bilgisayarın başına oturttular. Metin yazıyorum sadece böyle falan. Ya diyorum düzelecek herhalde yani aceleci davranmaya gerek yok. Bir şeyler düzelecek burada hani daha iskelet aşamasında burası. Stüdyo yapılıyor aşağıda stüdyo o sırada inşa ediliyor falan. Ya stüdyo açılsın diyorum her şey düzelecek. Aynı zamanda yeni insanlar falan filan da alınacak işte. Kurgucular alınacak bilmem ne olacak falan filan. Böyle bir sadece bir şey yazmaya devam ediyorum. Yeni oyunlar çıkıyor dediğim gibi. İnceleyecek başka kimse olmadığı için ofiste herhangi bir şekilde bir PlayStation falan yok. Herhangi bir konsol yok. Oyun oynanabilecek bilgisayar hiçbir şey yok. Dedim yani tamam o şey diyorlar bana hani. Abi sen istiyorsan git hani eve. Birkaç gün gelme. Oyunu oyna. Bitir. Gel ondan sonra yazısını yazarsın. Peki diyorum gidiyorum ben bir hafta ofise gelmiyorum falan. Evde oturup işte Watch Dogs 2'yi bitiriyorum. Call of Duty Infinite Warfare'i bitiriyorum. Final Fantasy 15'i bitiriyorum falan. O açıdan işe yarıyor bu arada hani. Oyun oynayıp para kazanmak denen şey tam olarak oluyor işte. Evde otur oyununu oyna. Onları bitiriyorum. Geliyorum ofise. İncelemesini yazıp bırakıyorum. Ondan sonra gene böyle işsiz kalıyorum falan. Ne yapacağız, ne edeceğiz falan. Bu arada ben bunları yazıp bırakıyorum ama çeken falan yok. Yanlış anlamayın. Hani şey herhangi bir şekilde çekilmiyor. Sadece benim yazdığım şeyler olarak, metinler olarak, skriptler olarak orada duruyorlar. Ve hani böyle bekliyoruz ne olacak falan diye. Ondan sonra ne bileyim işte, hadi o zaman artık bir video çıkaralım falan muhabbeti geliyor işte. Sanıyorum Turkcell'den zorlama geliyor. Hani video çıkılması lazım falan filan diye. Abi peki diyoruz ben eve gidiyorum evden seslendirme yapıyorum falan. Ofise getiriyorum kim kurgulayacak? Kurgucu yok. Kurgucu alınmamış ofise. O zaman işte Batuhan vardı sağ olsun. Onun da işi o değildi bu arada ama. Oturup o kurguluyordu falan videoları ama onun da şey yaptığı kurgu hani benim yaptığım kurguyla aynı şey. Adobe Premiere'de sadece görüntü birleştiriyoruz. Öyle özel efektler, animasyonlar, zartturt hani böyle Turkcell adı altına yarışıp profesyonellikte bir video söz konusu değil. Tamamen sıradan ben ne yapıyorsam Batuhan da aşağı yukarı onu yapıyordu resmen ve öyle gidiyorduk bir süre.
Ben tabii sürekli Talha'ya soruyorum. Ya Talha ne oluyor? Hani niye böyle gidiyor abi? Niye hiçbir şey yapamıyoruz? Niye içerik çıkaramıyoruz? Niye sürekli sabahtan akşama kadar boş oturuyoruz bu ofiste? Hani niye benim yazdığım şeyler orada duruyor falan filan? Abi düzelecek. Abi düzelecek. Yani hani bir şeyler yoluna girecek, merak etme. Yolun çok başındayız. Yolun çok başındayız. Her şey düzelecek falan filan. Taha da kendini ona inandırmış. O da sonuçta adam kaç senelik emeğini bırakıp gelmiş Gamesel'e falan. Ve böyle aylar geçmeye başladı. Pek çok şey geldi, geçti, değişti. Ama sonuç olarak hiçbir zaman tam olarak istediğimiz şeyi alamadık. Ya bayağı bir ağladık. Bayağı bir ağladık, sızladık yönetime vesaire. Ya bize bir kurgucu lazım. Bize bir şeyler lazım. İçerik çıkaramıyoruz. Kendi emeklerimizle bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Olmuyor falan filan diye. Neyse Gist yaklaştı. Ve Gist de şeyin Gemsel'in ikinci lansmanı yapacak. Daha önce bir lansman yapılmış ama yeteri kadar bilinirlik sağlanamamış. İkinci bir lansman gerçekleşecek Gist'te. Gist'te bomba gibi gireceğiz. O dönem işte direkt olarak hani Gist öncesi artık bir şeylerin çıkması lazım buradan diye. Neyse ki sonunda bir kurgucu alınması kabul edildi ofise. Yani profesyonel direkt olarak animasyon vesaire o işlerle uğraşabilecek efektler, girişler, çıkışlar yapabilecek birini sonunda aldırmayı başardık abi. Ne oldu? Bizim elimizde birikmiş bir sürü video var. Çıkarmak istediğimiz, metnini yazdığımız, seslendirdiğimiz vesaire falan. Sağ olsun o dönemde Ahmet'le tanıştım işte. Bilmiyorum Gamesel videolarını takip ettiyseniz Ahmet'i görmüşsünüzdür. Ahmet de normalde Gamesel'e dışarıdan içerik çıkaran biriydi. Kendi kanalında zamanında bir sürü güzel iş yapmış. Onun kanalını da linkine koyayım burada. Ahmet'in kanalına bir gidin bakın oğlum. Güzel videolar var. Vallahi bak dalga geçmiyorum. Cidden güzel videolar. Adam kurgulu içerik çıkarmış. Metal Gear tarihçesi yapmış adam. 3 saat. Böyle şey değil yani öyle kamera karşısında oturup konuşmamış. Metin yazmış harbiden 3 saat boyunca o metni seslendirmiş. Üzerine bile doğru görüntü yapmış. Yani hayatı bitmiştir herhalde. Benim yaptığım en uzun şey 50 dakikaydı çünkü. O bile hani ömrümü yemişti. 3 saatlik Metal Gear Solid tarihçesi yapmış. Gidin bir göz atın. Neyse işte Ahmet'i biz dışarıdan hani videolar bizi incelemeler falan filan yapıyor. Kendi kurguluyor hepsini. Neyse ki kendi kurguluyor. İçeride kurgucu yok çünkü. Ahmet'i mesela içeri aldık. İşte Ahmet dedik yani bir süre şey yapar mısın? Bizim videoların hani en azından görüntü birleştirme işini yapar mısın? Hani animasyon dışarıdan giriş çıkış benim hani dışarıdan halledilecek ama en azından onları yapar mısın dedik. Ahmet sağ olsun geldi o işlerle uğraşmaya başladı. Gamesel'in bana kattığı en büyük şey odur bu arada. Hani Gamesel şu anda bir facia olabilir. Hayatımdaki 6-7 ayı yok etmiş olabilir ama yani pişman değilim. Çünkü Ahmet Özçilingir denen insanla tanıştım. Ahmet Özçilingir bu videoyu izliyorsan seni seviyorum Ahmet. Bayağı bir abi orada yardırmaya devam ediyoruz biz. Dediğim gibi şey Gamesel işte şeyden Gist'ten hemen önce bir kurgucu alındı. Biz o dönem bildiğiniz oturup bütün videoları artık dedik ki yani yapacak bir şey yok. Bu videolar en azından Gist'ten önce çıksın ki hani birazcık bilinirlik sağlayalım. Gist'ten sonra yardıracağız zaten. Gist'ten sonra bütçeler gelecek, memnun olacak. Bayağı işte yeni bir tane daha kurgulanacak, ekipman alınacak. Stüdyo sadece o yeşil perdeden ibaret olmayacak. Sadece bir iskelet olmayacak. Dekor gelecek. Biz kafamızdaki video konseptleriyle yardıracağız falan. Bizim kafa o şekilde çalışıyor. Öyle olacağını zannediyoruz. Neyse. Abi biz o günlerde bayağı bir yardırdık. Ben Games'e girmeden önce kesin şey koymuştum. Ben kurgu yapmam demiştim. Ben kurgu yapmaktan çok sıkıldım artık. Kurgu falan yapmak istemiyorum. Games'e için kurgu yapmayacağım diyerek girdim. Okey demişlerdi bana girişte. Ama o anda artık hani bir aşkla bir sevgiyle dedim ya hani şeyi bıraktım o tarz kuralları bilmem neleri falan filan bıraktım. Ben de kurguya giriştim. Kurgu yapmaya başladım. Ahmet ve Talha ofiste yattılar kalktılar. Sofa videoları bitirmek için. Neyse biz Gist öncesi birkaç tane büyük video projemiz çıkartmayı başardık. Bayağı da iyi sonuç aldık açıkçası. Bas kanalına yani çok kısa bir sürede 20-25 bin aboneye falan ulaştı. Bir hafta gibi bir sürede mi ne? İyi bir sayı bu arada yani. Yani sıfırdan bir çıkış için oldukça iyi bir sayıydı. Videolar da güzel izleniyordu. Yani 25 bin abonemiz vardı. 30 bin, 40 bin, 60 bin, 70 bin izlenen videolarımız falan vardı. Benim incelemelerim yayınlandı. Bilmem neler oldu. Orada işte Watch Dogs'ı inceledim. Neydi işte Call of Duty Infinite Warfare'ı inceledim. Horizon Zero Dawn'ı inceledim. Vesaire vesaire. Gist'te ondan sonra bizden etkinlik düzenlememizi istediler. O dönem duyurdum zaten ben etkinliği. Hep yapmak istediğim birkaç tane şey vardı benim bu tarz böyle oyuncuları bir araya toplayıp hani birkaç tane mesela izleyiciyi bir araya toplayıp onlardan üzerinden bazı challenge'lar, bazı mücadeleler çevirmek istiyordum. Bir tanesi bilgi yarışmasıydı. Bir tanesi Dark Souls'da işte belli kurallar koyarak ilk boss'u geçmeydi. Bir tanesi Super Mario şeyde
Super Mario Maker'da benim seçtiğim bir tane bölümü geçmeleriydi falan. Güzel de hediyelerimiz vardı. İşte PlayStation 4'ler veriliyordu, bilmem ne, Steam kodları vesaire falan filan. Tam orada o 4 günlük git sürecince biz sürekli olarak o büyük Gamesel standında sürekli sahnedeydik. Sürekli olarak etkinlikler yaptık, sürekli olarak işte mücadeleler düzenledik. İnsanlar geldi, eğlendik, güldük falan filan. Güzel gidiyor. Yoruluyoruz ama mutluyuz. İstediğimiz gibi gidiyor falan diyoruz yani. Dark Souls 3'e 60-70 kişi katılıyor Dark Souls 3. Yani kimsenin katılmayacağını düşündüğümüz bir mücadele 60-70 kişi katılıyor. Super Mario Maker 60-70 kişi katılıyor. Bilgi yarışmasına bir sürü insan katılıyor falan. Mortal Kombat işte challenge'lar yapıyor. Her şey çok iyi gidiyor falan. Mutluyuz ama ben hala diyorum ki yani tamam iyi gidiyor şu anda. Bilinirliğimiz artıyor giderek falan ama geri döndüğümüzde işler istediğimiz gibi gidecek mi abi? Ne olacak yani? Ofise döndüğümüzde gerçekten bu sefer hani bize gereken şey verilecek mi? Gereken imkanlar verilecek mi? Çünkü şu anki imkanlarla, şu anki 3-4 kişilik ekiple beraber yapabildiğimiz şey aylık 2-3 video en fazla. Ve öyle bir yani arka planda büyük, daha doğrusu ön planda büyük gözüken arka planda küçük olan bir firma için doğru değil. Turkcell'in işi abi, yani Turkcell'in projesi. Ve o kanalda yani en az haftada en az 2 ya da 3 video yayınlanması lazım. Öyle bir projede. Hani Gamesel lan, yani Turkcell'in projesi. Arkada Turkcell var falan diyorsun böyle kendi içinden. Ve biz ayda 3 videoyu falan zar zor çıkarıyoruz ki o 3 videonun da zaten ikisi yani nedir ki falan. Abi GIS bitti. Biz umutluyuz işte, geri döndük ofise. Artık bundan sonra her şey düzelecek. Kurgucular alınıyor, ekipmanlar alınıyor, her şey yoluna giriyor. Biz profesyonel bir şekilde yardıracağız bundan sonra. Belli bir düzenimiz olacak. Videolar şöyle şöyle çıkacak. Ha işte haftanın şu günü şu video çıkacak. Ayın şu günü şu video çıkacak falan. Kafada bir sürü konseptler uçuyor mu uçuyor falan. Hiçbir değişiklik yok. Her şey olduğu gibi aynı gidiyor. Şubat, Mart, Nisan dedik, hiçbir değişiklik yok. Aslında işler daha da kötüye gitmeye başladı. Ya bunu burada söylemek ne kadar doğru bilmiyorum. Burada firmaya direkt olarak şey değil de aslında Gamesel'den neden olduğunu anlatmak için. Gamesel'den neden ayrıldığımızı anlatmak için bir de. İnsanlar bizi Gamesel konusunda bayağı bir suçladılar. Hani başarısız oldunuz, beceremediniz, koskoca projeyi elinize yüzünüze bulaştırdınız falan filan dendi bize. Özellikle Gamesel'den çıktıktan sonra. Olayın bizle alakası var mıdır? Elbette ki bizim de hata yaptığımız yerler vardır. Elbette belki biz de birazcık daha belki mainstream gitmeliydik orada da. Belki Let's Play çekmemiz gerekiyordu. Yani Let's Play çekersek daha az içerik çıkarabilirdik. Boş durmaktansa Let's Play çekmemiz gerekiyor. Çektik bu arada. Resident Evil falan da çektik orada. Let's Play de denedik. Çok tutmadı ama. Ne bileyim, farklı şeylerin üzerine gitmeliydik belki de orayı daha tutulası bir haline getirmek için. Biz ama şeyimizden sapmayarak, yani ideallerimizden sapmayarak kaliteli, kurgulu, bilgi verici, eğlenceli içeriği çıkarmak için kendimizi yırttığımızdan dolayı ve burada çıkardığımız, Gamesel'de çıkardığımız her bir videonun bir başyapıt olması gerekiyor mantığıyla ilerlediğimizden dolayı da yani yaptığımız yani çoğu içeriği çıkaramadık. Yani çok yavaş içerik çıkardık aslında yani. Ayda bir video falan anca çıkarır hale gelmiştik resmen artık. Ve bu evet belki de doğru bir yöntem değildi. İnsanlar da hani bize o yüzden bayağı bir salladı. Elinizi yüzünüze bulaştırdınız. Sizin yüzünüzden battı Gamesel falan diyenler de var ama hiç alakası yok. Bunu birazcık da aslında açıklamak için bu videoyu çekiyorum diyebilirim. Her neyse, durum nasıl daha kötüye gitti. Biz ödemelerimizi alamaz olduk. Maaşlarımızı, masraflarımızı, yemek ücretimizi, yol ücretimizi vesaire falan filan alamaz olduk. Bu hani böyle bir maaşın 5-10 gün gecikmesinden bahsetmiyorum. 2 ay kadar süreler. Artık böyle borç geldi, kapıya dayandı, ödeyecek para yok, bankada para kalmadı falan. Hepimiz çökmüş durumdayız artık. Yani böyle hadi artık ne olur hani yani çalıştığımız, hak ettiğimiz, aslında bize ait olması gereken parayı almak için yani yalvarır noktasına geldik gerçekten. Arka planda olan biten bir sürü orada ilişki var. Bir sürü ekonomik durumlar, Türksel olan ilişkiler falan filan, onlara hiç girmiyorum ama yani sonuç olarak bize yani çalışanlara ulaşan bir para olmadı. Ve evet yani para olayı, maaş olayı o işin son noktasıydı aslında. Yani hiçbir şey değişmedi öncelikle. GIS bittikten sonra ne yeni bir kurgucu alındı, ne yeni ekipmanlar alındı. Bazı güçlendirecek hiçbir şey yapılmadı yani. Baz kanadını güçlendirecek maalesef hiçbir şey yapılmadı. Bize vaat edilen hiçbir şey verilmedi o kaliteli içeriği çıkarabilmemiz için. Yani gidip gelip zaten boş dururken bir de üzerine para da alamamaya başlayınca, zamanında alamamaya, geçtim direkt 2-3 aylık gecikmeler yaşamaya başlayınca biz de doğal olarak projeden iyice soğuduk ve iyice laçkalaşmaya, iyice boşlamaya başladık. Son birkaç ay zaten Gamesel'de çıkardığımız içeriğe bakarsanız
Çok da FIFA modundaydı artık o noktada. Anlamıştık yani. Bir yere gitmiyordu proje ve yakın zamanda işi bitecekti zaten. Ve çalışanlarının maaşını bile veremeyen bir proje muhtemelen çok başarılı olamayacaktı. Sonuç olarak biz de Mayıs ayının sonu gibi artık gına gelince çok farklı şeyler girdi işin içine. Hani bizi bambaşka noktalara aktarmaya çalıştılar. Artık yaptığımız işten de daha farklı yerlere yollanmaya başlayınca tamam dedik, bu işin sonu geldi artık, GMSL'den ayrılmamız gerekiyor belli ki. Buradan bir şey çıkmayacak. Daha fazla zarar almadan, daha fazla kendi ne bileyim, ne diyelim, saygınlığımıza mı desek, binirliğimize mi desek, daha fazla zarar vermeden önce kendimizi buradan çıkmamız gerekiyor ve yani başka bir yerde artık hayatta kalmaya devam etmek gerekiyor demiştim. Ben yani gerçekten uğraştım Gamesel'deyken. Kendimi bayağı o projeye verdim. Çünkü hayalini kurduğum şeydi. Türkiye'de bunu yapabilecek başka bir yer olduğunu zannetmiyorum. Direkt olarak benim istediğim kafa yapısındaki içeriğe, bir de içerik konusunda bize neredeyse full özgürlük veriyorlardı bu arada. Bizi ne sansürlediler ne bir şey yaptılar. Hani bayağı rahattık aslında orada içerik çıkarırken. Tam tabii ki kanaldaki kadar sapıtamıyordun ama baya baya bel altı espriler bile çok rahatlıkla yapıyorduk. Sadece küfürleri müfürleri sansürlüyorduk. Güzel, biz kendimiz sansürlüyorduk. Sansürleyin dedikleri için de biz kendimiz sansürlüyorduk. Türk senin adı altında bir yer abi, küfür etme yani, o kadar da değil. Yani küfür ediyorsan da sansürle diyerek biz kendimiz sansürlüyorduk. Ve dediğim gibi içerik konusunda full özgürlüğümüz vardı. Bizim istediğimiz şeyi, bizim istediğimiz şekildeki o kurgulu, kaliteli bilgi veren içeriği adamlar direkt olarak destekliyorlar. Yani şey demiyordu kimse gelip, abi hızlı hızlı video çekin atın, hadi uğraşmayın falan, hadi let's play atın gömün geçin falan demiyorlar bize. Direkt olarak abi özgürlük sizden, ne istiyorsanız onu yapın, neyin doğru olduğunu düşünüyorsanız onu yapın diyorlardı. Biz de onu yapmaya çalışıyorduk. O konuda şu anda ben nereye gitsem, hangi Türkiye'deki oyun üzerinden giden bir basın bilmem ne kuruluşuna gitsem, hiçbir bana o özgürlüğü sağlamaz. Hepsi benden hızlı ve ya hızlı tüketilebilir, hızlı hazırlanabilir, hızlı tüketilebilir içerikler ister mesela. O konuda Gamesel tekti. Ya yani Gamesel benim o konuda içinde bulunabileceğim tek oluşumdu. Gerçekten istediğimi yapabileceğim, yani yaparken zevk alabileceğim ve gerçekten tam olarak hayalimdekini uygulayabileceğim tek oluşumdu. Resmen mükemmeldi ya Gamesel'in konsepti. Eğer gerçek şekilde olması gerektiği gibi işleseydi. Bu arada ben hikayenin çok kısaltılmış, çok özetlenmiş ve çok kemik noktalarını anlattım. Arka planda dönüp olan biten o kadar fazla şey var ki, ama onları anlatmak burada etik olmaz aslında. Bu kadarı, şu an şu kadarını bile anlatmam belki etik değildir. Sadece insanlar sürekli olarak bize Gamesel'de ne oldu? Neden oradan ayrıldınız? Kovuldunuz mu? Kendiniz mi ayrıldınız? Nasıl ırzına geçtiniz Gamesel'in gibi sürekli sorular yönelttiği için artık bu sorulara bir cevap verme amacıyla uzun bir süre YouTube'a ara verdiğimde nerede olduğumu aynı zamanda anlatmak için çektiğim bir videodur. Benim için üzücü bir hikaye oldu. Yani uzun yıllardır hayalini kurduğum tarzı bir oluşumun içine girdiğimi zannetmiştim ama maalesef onun yani ınısına girmiştim sadece. Yani dışarıdan çok büyük proje gibi gözükebilir ama içeriden öyle hissettirmediği kesindi. Gamesel'den ayrılınca ve uzun bir süre YouTube'a ara verdiğim için, neredeyse 7, 8, 9 ay, kaç ay olduğunu hiç hesaplamadım bu arada. O kadar uzun bir süre ara verince direkt olarak YouTube'a geri döndüm. Tamam, ben Gamesel aldım, YouTube'a geri döndüm diyecek halim yoktu. Yeni bir işe girmem gerekiyordu. Ve Taner abinin şeyi de, teklifi de o an hala geçerliydi. Hatta sadece benim için değil, Talha için de geçerliydi. Gelin konsol oyun kanalına içerik çıkarın dedi. Biz de öyle yaptık. Ondan sonra çıktık ve Talha ile konsol oyun kanalında başladık. Ama Taner abinin istediği içerik dediğim gibi hızlı çıkarılabilecek içerikti. Bizim o aylarca süren kurgulu içeriklerimiz değil. Sadece ikimizin birlikte hızlı çıkarabileceği içeriklerdi. Biz şu anda konsol oyun kanalında hala içerik çıkarmaya devam ediyoruz. O bizim bildiğiniz full time işimiz şu anda direkt olarak. Yaptığımız, hayatımızı kazandığımız iş şu anda konsol oyunda. Ve dediğim gibi, hani eğer bilmeyenleriniz varsa konsol oyunu çalışmadı ve şu an öğrenip eğer konsol oyun kanalına gidiyorsanız eğer, öyle kurgulu içerik falan filan beklemeyin kesinlikle. O tarz içerikler yok. Genelde hızlı günlük haberler üzerine sohbetler yaptığımız, genel olarak sohbet programları üzerinden ilerleyen, arada bir de let's play'ler falan çektiğimiz bir kanal. Kendi yağında kavrulan, öyle çok büyük olmayan, çok da fazla izlenmeyen bir kanal kendisi. İlerliyoruz bakalım oradan. Nereye doğru gidecek bilmiyoruz. İleride olur da harbiden büyürse o kanal, Taner abi şey diyor, o zaman işte kurgulu içeriklere geçeriz falan diyor. Şu an öyle bir şey yok. Şu an hani günlük sohbet ve gündem haberleri üzerinden ilerliyor. Evet, kısacası Gemsel'in hikayesi bu. Çabaladık, zorladık, istediğimiz şekilde yoğurmaya çalıştık ve
Yani inanıyorum aslında. Eğer gerçekten istediğimiz şekilde çıkarabilseydik, o programları, o kaliteli programları haftalık şekilde çıkarabiliyor olsaydık, yani şu anda milyonluk bir kanal olmayacaktı belki, ama belki 100 bin, 150 bini geçmiş, dışarıdan reklam alabilen, dışarıya proje yapabilen bir yer haline gelmişti belki de. Aynı zamanda belki de oyun satışları üzerinden falan filan da yürüyebilmişti. Bilmiyorum tabii ki ne olurdu bilmiyorum. Belki o zaman gene başarısız olmazdı belki. Yani gene başarılı olmazdı belki. Tüm bize istediğimiz şeyler, olanaklar sağlansaydı vaat edildiği gibi en başta. Belki gene başaramayacaktık. Onu hiçbir zaman bilemeyeceğim. Ama böyle düşününce insan başarılı olabilirdik gibi geliyor. Yani bir olasılık vardı, öyle bir olasılık. Başarılı olabilme olasılığımız vardı. Üzücü. Yapacak bir şey yok. Hayaller maalesef başka bir hayal daha çöpe atıldı orada. Evet efendim, bu vlogu da burada bitiriyorum. Bundan sonra vloglara devam etme niyetim var ama öyle haftalık falan filan değil. Gene kafama estikçe. Konuşmak istediğim birkaç konu var. Onları başka vloglara sakladım. Bu vlog zaten yeteri kadar uzun ve yoğun oldu diye düşünüyorum konu açısından. Başka vloglarda, başka konularda, yakın zamanda başka vloglarda görüşürüz diye düşünüyorum. Dediğim gibi son bir bilgilendirme daha. Hem videonun girişinde hem çıkışında söyleyeyim. 23 Aralık Cumartesi günü Nvidia etkinliğinde yılın oyunları ile alakalı bir etkinliğimiz var. Ben, Enis Kirazoğlu, Easter Gamer Mete ve Pinti Panda Tuna, hepimiz Vatan Bilgisayar Bostancı'da olacağız. Muhtemelen etkinlik o öğlene doğru başlayacaktır. Siz 12.1 gibi gelebilirsiniz efendim. Orada birlikte gelin, eğlenelim. Onun haricinde Twitch kanalımda, direkt twitch.tv/dostkayaoğlu'da her pazartesi, çarşamba günü akşam 9-9.30 arası civarında bir sürede başlayan yayınlarımız, 2 saat devam eden yayınlar yapıyorum. Oraya da gelirseniz beni mutlu edersiniz. Şimdi bu kadar. Yakın zamanda tekrardan görüşmek üzere efendim.